Merhaba, herkese iyi çalışmalar. Bu eğitimde sizlere Android cihazımızın bilgilerini cihazımız açık şekildeyken nasıl listeleyebileceğimizi göstereceğim. Bu bilgileri toplu şekilde veya isteğimize bağlı olarak parça parça veya istenilen duruma göre listeleme ve çıktı alma işlemlerini yapabilmekteyiz. Yine platform araçlarını kullanacağız. Cihazımı açık modda bağladım. Ben yine eğitim için emülatör kullanıyorum. Sizler Android cihazlarınızı bağlayabilir veya emülatör kurabilirsiniz. ADB device yazarak cihazımı listeliyorum. Bakın cihazım device yani açık modda bağlı. ADB shell komutumu yazıyorum. Burada bizim kullanacağımız komut getprop komutu. Getprop komutu güncel SDK sürümünde root yetkisi istemeden çalışıyor. Geçtiğimiz dönemlerde build prop'un içerisindeki bilgileri listeleyebiliyorduk ancak güncel SDK sürümlerinde listeleyemiyoruz. Onun için yalnızca getprop komutunu kullanmak bizim için yeterli olacaktır. Getprop yazıp bir kere enter tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi cihazımın içerisindeki bir takım bilgiler burada listelenmiş şekilde gözüküyor. Bu bilgilerin hepsinin tek tek ne olduğundan tabii ki şimdi bahsetmeyeceğiz. Hepsi birbirinden karmaşık kavramlar. Ben sizler için birkaç tanesinden bahsedeceğim ve eğitimimizi burada tamamlayacağız. Root yetkisi isteseydi nasıl yapardık? Önce ona değinelim. Su yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve root yetkisinde olduğumuzu kontrol ediyoruz. Buradaki zaten hashtag yani kare işareti bizim root kullanıcısında root yetkisinde olduğumuzu belirtiyor. Getprop yazıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Başarılı bir şekilde listeleme işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi biz bu bilgileri nasıl parça parça listeleriz onu bir değinelim. Öncelikle size göstermem gereken olay şu şekilde. Getprop yazıp boşluk bırakıyorum. Ardından raw.product.model yazıyorum. Bu bana telefonumun model bilgisini veriyor. Şu şekilde bir listeleme yapalım. Bakın telefonumun model bilgisi SDK GPhone X86R. Şimdi bunu başarılı bir şekilde listeledik. Burada komutu şu şekilde kullanıyoruz. Getprop yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Burada hangi bilgiyi listelemek istiyorum? Şu bilgiyi listelemek istiyorum. Bunu kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıp Enter tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi brandı burada bize Google olarak listeledi. Şimdi bir takım bilgilerimiz var. Bunlar genel olarak işimize ya da sizin işinize yarayacağını düşündüğüm bilgiler. Bunları biz bir çalıştırılabilir, yürütülebilir bir dosyaya çevireceğiz ve çıktısını alacağız. Şu şekilde. Öncelikle modeli göstermişim. Şimdi cihazın kod adı dediğimiz bir kısım var. Bu kod adlarını ileriki zamanlarda mutlaka değineceğim. Bunlar her cihazın birbirinden benzersiz ismi gibi düşünebilirsiniz. Bunu nasıl listeliyoruz? Getprop boşluk raw nokta product nokta device. Bu komut bana cihazın kod adını listeliyor. Zaten dikkat ederseniz buradaki komutun aynısını, ya buradaki çıktının aynısını burada bize verdi. Zaten ben sizlere Linux çekirdeğine sahip olan işletim sistemlerinde, Android ve Linux'ta kullanıcı adı makine adı diye bir tabirden bahsetmiştim. Kali Linux'ta nasıldı? Root @kali şeklindeydi. Kali burada benim cihazımın makine ismiydi. Bir kod adıydı. Bu Linux'ta da makine ismi burada yer alıyor. Burada neden et komut kullanılmamış? Onu bu hemen yazarak listeleyebiliyorsunuz. Şu an biz hangi kullanıcıdayız derseniz root kullanıcısındayız ve generic x86 ARM cihazı içerisinde. Çıktığımız aynı bu şekilde. Şimdi şu listeyi bir temizleyelim. Clear komutuyla. Bir sonraki bakacağımız komut ise yazılım bilgisidir. Bunu da nasıl listeliyoruz? Getprop raw.build.version.bu
Nasıl söyleniyor bilmiyorum. Evet, burada biz yazılım bilgisini listelemiş oluyoruz. Bakın şurada build number içerisinde 69 03 27 1 derkesi şeklinde listelenmiş. Bir sonraki komutumuz Android sürümü nasıl listeleyeceğimiz shell desprop raw nokta build nokta. Bakın burada Android sürümümü 11 olarak listeledim. Şimdi cihazımızın içerisindeki Yonga seti hakkında bir bilgi edinmek istiyoruz diyelim. Bunu nasıl yaparız? Tekrar getprobe komutunu kullanıyoruz. Getprobe raw nokta boot nokta hardware launcher şeklinde bir çıktı aldık. Zaten about emulated device yani cihazı hakkında kısmındaki bilgilerimizin aynısını burada listeleyebiliyoruz. Getprobe komutu ile cihaz hakkındaki bilgiler kısmından daha fazla bilgi listeliyoruz. Zaten bu settings uygulaması içerisindeki kodları açık kaynaktan listelerseniz bunlar da build prop içerisinde listeleniyor. Bu get prop komutu bizler sırf ADB ve platform araçlarını kullanıp bilgileri ekrana yazdıralım diye değil, Android kendi içerisinde get prop komutunu kullanarak cihazın bilgilerini bir takım yerlerde kullanmak için tasarlamış. Şimdi 2-3 adet komutumuz daha var ve bu komutlar her cihazda çalışmaz. Bu komutların çalışması için bu kodların build prop içerisinde yer alması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin Xiaomi cihazlarda cihazımızın bootloader yani OEM adlı verdiğimiz kilitlerin açık ya da kapalı olup olmadığını listeleyen bir komutumuz var. Bu komuttan şimdi size bahsedeceğim. Tekrar get prop'u kullanıyoruz. Raw nokta square boot.logstate. Bakın herhangi bir çıktı almadık. Bunun sebebi ise build prop içerisinde log state hakkında bir bilginin bulunup bulunmaması ile ilgili. Eğer bu bilgi build prop içerisinde bulunsaydı burada bize bir değer döndürmüş olacaktı. Bir de şöyle bir durum var. Eğer üçüncü parti bir uygulamayla root yetkisi kazandırırsanız bir Android cihaza bu durumda hangi versiyon root'a sahip olup olmadığınızı öğrenmenin bir yolu var. Bu da su boşluk tire v komutudur. Bizler direkt cihazın içerisindeki yazılımdan root yetkisi kazandığımız için bize tire v komutu ile bir versiyon bilgisi vermedi. Sizler su tire v komutu kullanarak root'un hangi versiyonda olduğunu ya da kullandığınız root'un hakkında bir takım bilgilere sahip olabilirsiniz. Bir sonuncu komutumuz yine Xiaomi cihazlarda kullanılan IMEI bilgilerini listeleme komutu getprobe raw.real.miui.imei 0. Bu IMEI 1 bilgisini listeler. Burada IMEI 1 yazdığımız zaman da IMEI 2 bilgisini listeler. Bunu bu şekilde tasarlamışlar. IMEI 1, IMEI 2 değil de IMEI 0, IMEI 1 şeklinde bir çıktı vermek istemişler. Şimdilik bu kadar bilgiyi shell ekranında işinizi görecektir diye umuyorum. Sizler zaten buradaki komutları alıp tek tek istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu kodları nasıl çıktı haline getiririz ya da bunları nasıl otomatiğe bağlarız? Buna bakalım. Yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmine bilgi okuma yazıyorum. Buradan görünüme gelip dosya uzantıları aktif hale getiriyorum. Yeni bir belge oluşturacağım. Metin belgesi uzantısıyla beraber silip bilgi alt dire okuma burası çok önemli nokta bat yazıyorum. Bat olması çok önemli. Batch programlama dili kullanacağız. Şimdi yazacağım ilk 3 komut. Ne anlama geliyor bahsedelim. It echo off. Bu şu anlama gelir. Bir komut istemi çalıştırdığınız zaman ekranı şöyle bir çıktı alırsınız. Bakın burada Microsoft'un bilgileri, burada kendi yazılı bilgileri, burada kullanıcı bilginiz yer alır. Yani hangi dizinde olduğunuzun bir bilgisi burada yer alır. Şimdi ben bu bilgilerin listelenmesini istemiyorum.
Bunun için etek off komutu yazıyorum. Bakın buraya etek off komutu yazacağım. Ve alt satıra geçti. İşlem uygulandı ancak bu yazı artık yazmıyor. Ama ben bu ekranın temizlenmesini istiyorum. O yüzden CLS komutu yazıyoruz. Bakın CLS yazıyorum. Ekran temizlendi. Üstteki yazı can sıkıcı olarak gözükebilir. Bu komut isteminin hangi dizinde olduğunu gösteriyor. Title deyip boşluk bırakıyorum. Buraya bilgi okuma yazıyorum. Bakın üst taraf bilgi okuma olarak listelendi. Şu araya yazalım. Title bilgi okuma dedik. Türkçe karakterler kullanmamaya özen gösterelim. Küçük i harfi İngilizce'de var ancak büyük i harfi İngilizce'de yok. O yüzden büyük harfle yazacaksanız bile bu şekilde yazmaya özen gösterin. Aksi takdirde burada Türkçe karakterler çalışmayacağı için çirkin bir görüntü oluşabilir. Şimdi neden bunu yerini değiştirmiyor sorarsanız, ekranı temizlediğimiz zaman tekrar işte title bilgi okuma dedik. Kodlar title bilgi okuma şeklinde başlayarak sıradan gidecek. Önce ekranımızı temizlemek bir hata olacak. Önce komutlarımızı yazıyoruz. Ardından ekranımızı temizleyip çıktıya geçiyoruz. Şimdi ADB device diyerek cihazımızı bir listeleyelim. Ardından ADB shell yazıp boşluk bırak. Biz ne istiyorduk? Hani ekranımızda bizim ne gözüksün? Hangi tarz bilgileri alalım istiyorduk? Mesela model bilgisini istiyorduk. Ben bunlar için bir önceden kod hazırlamıştım. Bunları kopyalayıp kopyalayıp geçeceğim. Model bilgisi. Buraya echo komutu yazıyorum. Echo model dedim. Ve burada model bilgisi yer alacak. Şimdi tekrar echo deyip boşluk bırakıyorum. Kod adı dedim. Bakın Türkçe karakter kullanmayıp iyi yazıyorum. Kodumuz ne bizim kod adı için? adbshell.get.pro.product.device. İşte echo başka ne yazabiliriz? Android sürüm dedik. Android sürüm dedik. Bunun komutu neydi? adbshell.get.pro. Raw nokta build nokta release. Şimdi kodumu bu şekilde çalıştırırsam elbette bu kod çalışır. Ancak kullanıcının ekranına herhangi bir bilgi yansıtmaz. Bunun için de şöyle bir çözüm yolumuz var. Buraya pause komutu yazıyoruz. Ardından exit diyoruz ve pencereyi kapatıyoruz. Bilgi okumayı çalıştırıp kodumu aktif hale getirelim. Şimdi ben de bilgi çalıştırıldı. Şöyle size göstereceğim. Bakın modeli, kod adı, Android sürümü başarılı bir şekilde listelendi. Burada ADB device neden yazıyorum? Bunun hemen sebebine değinelim. ADB server dediğimiz bir bölümümüz var. Yani bir olayımız var. Şimdi ADB server kapatacağım. Bakın izleyin. ADB filtre server diyorum. Server kapattım. Şimdi server kapalı. Ve ben bu ADB device'ı buradan kaldırdım. Bakın şimdi karşıma ne tarz bir hata gelecek. Bu bir hata değil, bu bir ekranı çirkin bir görüntü oluşturacak. Bakın kodumu çalıştırdım. Kod çalışıyor. Bakın ne oldu? Model dedi. Sonra ADB server çalıştı. Hemen ardından device is offline dedi. Modeli göremedik. Yani ne oldu biliyor musunuz? Bizim yazdığımız kod araya kaynamış gibi bir durum söz konusu oldu. Ve burada birkaç çirkin görüntü oluştu. Biz bunun için ne yapıyoruz? CLS'den hemen önce. Hatta şu şekilde yapalım. Biz bu bilgilerin hiçbir ses birisini istemiyoruz. ADB device yazsın. Ardından ekrandaki bilgilerimizi temizlesin ve kodlar çalışmaya devam etsin diyelim. Kaydedip çalıştıralım. Şöyle gösterelim. Kodumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Sizler bunu daha da ileri boyutlara getirebilirsiniz. Son olarak bir örnek gerçekleştireceğim. Echo tüm bilgiler dedim. ADB shell get prop yazıp bırak. Çalıştırıyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bilgilerimizi listeledik. Peki biz bu bilgileri bir TXT dosyasına nasıl yazarız diye soracak olursanız o da çok basit. Ok işareti yani yönlendirme işareti olarak konumuz işareti yazıyoruz. İsmini olmasını istiyorsunuz. Ben bilgi nokta TXT olmasını istiyorum. Belgemi kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Görüntüleyebiliriz. Bakın arkadaşlar burada bizim bütün bilgilerimiz başarılı bir şekilde listelendi.
Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.